Efendim iyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Oya Çebi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle hiç vakit kaybetmeden ana habere başlıyoruz. Şimdi siyasette önemli gelişmeler yaşanıyor haliyle. İlk olarak onlarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. Gelin izleyelim haberimizde detayları. Dün akşam Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Özellikle Gazze konusunu Sayın Biden'la etraflıca ele aldık. ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Bir saat süren görüşmenin en kritik başlığı İsrail'in Gazze yönelik saldırılarıydı. Bu noktada özellikle Amerika'nın, başta siz olmak üzere, buraya müdahil olmanız gerekir dedik. Ve buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var, bir vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler'in acil ateşkes kararını değerlendiren Erdoğan, devran değişti. İsrail artık yalnızlığa doğru gidiyor dedi. İkilinin yaptığı görüşmenin gündeminde Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16 savaş uçakları da vardı. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Ve yerel seçimler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini aldık. Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Efendim artık biliyorsunuz seçimlere çok az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adaylarla ilgili bilgileri izledik. Şimdi muhalefet kısmında neler yaşanıyor? Ona da göz atacağız. CHP 4'ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çerçevesinde belediye başkan adaylarını belirledi artık. Parti meclisinde alınan kararla İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise Sayın Mansur Yavaş. Ankara ve İstanbul için karar verildi. Mevcut belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha resmen aday oldu. CHP 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala 4 büyükşehir ve 227 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisinde alınan kararları parti sözcüsü Deniz Yücel açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızsa Sayın Ahmet Akın. Adaylar içinde en çok dikkat çeken isim Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen isim Tanju Özcan'dı. Özcan yeniden Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Partimizin ve örgütümüzün üzerinde mutabakata vardığı, ayrıca anketlerde de kazandığını gördüğümüz isimler parti meclisi kararıyla bugün adaylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde DEM Parti'ye yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalar devam ederken, görüşmeyi değerlendiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel canlı yayında bir skandala imza attı. Sayın Abdullah Öcalan'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeyin dedi. TV 100 canlı yayınına konuk olan CHP'li Adıgüzel, iki partinin yerel seçimlerde olası işbirliğini değerlendirirken, terör örgütü elebaşı bebek katil Abdullah Öcalan'dan sayın diye bahsetti. Sayın Demirtaş İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. Sayın Abdullah Öcalan da
Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeyin dedi. Adı Güzel'in sözleriyle ilgili partiden henüz bir açıklama yapılmadı. Sayın Abdullah Öcalan'da. Evet, sıcak bir gelişmemiz var. Hemen onu paylaşacağız sizlerle efendim. İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Diyarbakır'daki bir bulvara Şehzade Aydın adının verilmesine destek çıktığı gerekçesiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle istifa haberleri çokça duyuyoruz İyi Parti'de. Ensarioğlu'nun istifasıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 44'ten 39'a düştü artık. Şimdi bu gelişmeyi paylaştık. Sıcak bir bilgiydi. Hemen devam edelim haberlerimizle. Efendim Ankara'da 20 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunağan Yılmaz'ın acısı henüz dinmemişken iki saldırı haberi daha geldi. Onu belirtelim. Yeni Mahalle'de köpekler 13 yaşındaki Miraç Şahin'e saldırdı. Yaralanan çocuk köpeklerden güçlükle kurtuldu bu arada. Polatlı'da ise 9 yaşındaki bir çocuk bisiklete binerken yine bir köpeğin saldırısına uğradı. İşte başıboş köpek tartışmasını daha da alevlendirecek o saldırı görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Evin orada da tam 5 tane köpekler vardı. Bu köpeklerdi abi. Bir tane köpek tam beni baldırımdan ısırdı abi. Burası Çiğdem Tepe'ydi, köpek tepe oldu. Evinin sokağındaki 5 köpek 13 yaşındaki Miraç Şahin'e böyle saldırdı. Korku dolu anlar an be an kaydedildi. Yeni Mahalle Belediyesi'nin barınağı bu bölge. Arkadaşlarıyla halı sahaya gitmek için evden çıkan Miraç Şahin bir anda köpeklerin arasında kaldı. Bacağından ısırılan küçük Miraç kabusu yaşadı. Bir tane köpek tam beni baldırımdan ısırdı abi, ben yere düştüm. Nasıldı tedavi süreci? Abi acı veriyordu, iğneler çok acıtıyordu. Nereden baksanız abi bir ay hastaneye git gel yaptım. Hala önlem alınmaması mahalleliği isyan ettirdi. 13 yaşındaki Miraç Şahin daha önce kendisini ısıran köpeklerle hala aynı mahallede yaşıyor. Okula giderken hala onlarla karşılaşıyor. Çocuğa saldıran köpek onlar. Ertesi gün belediyeden görevliler geldi. O köpeklerden bir tanesini bile götürmediler. Bir tane köpek götürdüler ama o gruptan değildi. Sadece rastgele bir tane köpek alıp götürdüler. Üstelik mahallede köpeklerin gazabına uğrayan tek çocuk Miraç değil. Burada da var, yukarıda da var, her yerde köpekler var. Bize kaç kere saldırmışlardı. 7'den 70'e Çiğdemtepe Mahallesi sakinleri köpeklerden şikayetçi. Hatta iddialara göre Ankara'daki köpeklerin toplanarak bu mahalleye getirildiğini ve gece kaçak göçek buraya bırakıldığını söylüyorlar. Bak şu köpeği bir görüntüleyebilir misin abi? Bak bu köpek bunun gibi 4 tane. Birlikte geldiler. Bir anda mahalleye dahil oldular. Benim çocuğum ısırdı köpek. Vallahi komşum olmasaydı çocuğum iyice parçalayacaktı. Çiğdemtepe mahallesindeki bu apartmanda yaşayan insanlar köpeklerden kendini korumak için ilginç bir yöntem geliştirmiş. Apartmanın yanına koydukları taşları ceplerine alıp köpekler kendilerini kovalarsa onların üstüne atarak kendilerini savunuyorlar. Benim çocuğumu ısırdı ayağında, bakkala gidemiyor. Geceleri köpek seslerinden uyuyamayan mahalleli dışarıya da tek başına çıkamayacağını söylüyor. Çiğdemtepeliler bu soruna bir çözüm istiyorlar. Efendim dün bir haberden bahsetmiştik size. Özellikle bu haberi anlattıktan ve aktardıktan sonra neredeyse tüm Türkiye bu haberi konuşuyor diyebiliriz. Manisa'da henüz 12 yaşındayken Afgan çoban tarafından kaçırılarak İran'a götürülen Döne Nur Banaz'dan bahsetmiştik sizlere. Biliyorsunuz bulundu, Türkiye'ye getirildi ama şu an 14 yaşında bu arada. Küçük kız kucağında 1,5 yaşındaki oğluyla ailesine kavuştu. Banaz henüz 12 yaşındayken kaçırıldığı İran'daki esaret günleri anlattı. Gelin bakalım neler yaşamış küçük kız. Uzun zaman sonra aileme kavuştum devletimiz sayesinde. Türkiye'den İran'a uzanan çocuk kaçırma olayı mutlu sonla bitti.
Afgan çoban tarafından henüz 12 yaşındayken İran'a kaçırılan Dönenur, bakanlığın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildi. Kucağında oğluyla gelen küçük kızın aile hasreti sona erdi. Kızımıza kavuştuk, kızımız yanımızda. Bebek de sağlıklı, kızımız da sağlıklı. Dönenur Banaz kaybolduğunda 12 yaşındaydı. Evinden çıkan küçük kız bir daha dönemedi. O benim ağlamama dayanamazdı. Buradan duyuyorsa beni, ona sesleniyorum. Çok perişan durumdayım kızım. Lütfen evine görüldür. Dönenur'un ailesinin çiftliğinde çalışan 22 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Dönenur'dan gece geçmek üzere olabilirler dedi. Buyurun bakalım. Buyurun bakalım. Gidiyordum. Buyurun bakalım. İran sınırına. İran. Buyurun bakalım. Interpol'ün de devreye girmesiyle küçük kızın izi İran'da bulundu. Cinsel istismara uğrayan Banaz'ın bir de bebeği vardı. 1,5 yaşındaki oğluyla birlikte İran'dan Türkiye'ye getirilen Banaz önce bakanlık korumasına alındı, ardından ailesine kavuştu. Çok mutluyum ben de. Bana bu durumu yaşatan kişi için ondan şikayetçiyim. İnşallah Türkiye'ye getirilip adalete teslim edilir. Cezasını çeksin. Yıllardır evlat hasreti çeken ailenin şimdi tek isteği onlara ve kızlarına bu zulmü yaşatan Afgan'ın bir an önce yakalanıp cezasını çekmesi. Kızımızın 1,5 yaşında olan bebeği, ismini de Doğukan koyduk. Kızımızı kaçıran Afganlı şahıs İran sınır dışı etmiş Afganistan'a. Aynı yollardan tekrar Türkiye'ye girmemesini istiyoruz. Şimdi efendim, yaş ilerleyince haliyle huysuzluk biraz daha artıyor. Muğla'da iki dede arasında düzgün taş atmadın kavgası çıkmıştı hatırlarsanız. Istakaların havada uçuştuğu kavganın tarafları bir araya getirildi, barıştırıldı. Sarılıp barışan dedeler şikayetlerinden de vazgeçtiler. Sen misin bana düzgün taş atmayan dedi, ıstakayı arkadaşının başına böyle vurdu. Istakaların havada uçuştuğu o kavga tatlıya bağlandı. Okey yüzünden araları açılan eski dostlar sarılıp böyle ağladı. Milas'ta dört arkadaş okey oynamak için kıraathanede buluştu. Keyifli başlayan oyunda tansiyon bir anda yükseldi. Arkadaşının attığı ara taşı beğenmeyen yaşlı adam düzgün taş at deyip ona saldırdı. Dedelerden biri eline aldığı ıstakayı arkadaşının kafasına vurdu. O da kendini savunmak için ıstakayı kullanınca ortalık karıştı. Istakaların havada uçuştuğu kavgayı garsonlar güçlükle yatıştırdı. Yaşlı dostlar karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavgayı duyan hatırlı dostlar araya girdi, dedeleri barıştırdı. Bana söyleyene ben 5 kişi söyleyeceğim, ondan sonra barıştım. Kavgacı bir adam değil. Biliyor. Kavgacı bir adam değil. Dedelerden biri barışma konusunda biraz inatçıydı. O kelime ben aynısını iade ediyorum. Herkes duysun. Istakalı kavga dostların gözyaşlarıyla tatlıya bağlandı. Belki okeyde kazanan olmadı ama günün sonunda dostluk kazandı. İki taraf da şikayetini geri çekti. Barıştı, ben şikayetçi olmayacaktım. Buradaki seyircilerin yani tezahüratına dayanarak ben şikayetçi oldum. Çok mutluyum. Sayın abim, ben her zaman saygıyla çok teşekkür ediyorum barıştığım. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alındı efendim. Ronay ile birlikte iş yerlerini kurşunladığı öne sürülen 5 şüpheli daha yakalandı. Bye bye, nasıl ha? Üstüm başım gıcır ya. Kıskananlar çatlasın gece bizim nasıl? 2 tane arabası şu an Gebze'de bir yerde sergileniyor. Abine selam olsun, kılıcın teşkil olsun abi. Benim mafyalarla işim varmış, çünkü dükkanı taranmış. Ve bunu da benim yaptırdığımı iddia ediyor. Eski eşine ait güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay bu saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kalk! 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 Kalk!
Fenomen şarkıcı Ecer Onay fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Mehmet Bilir'den olayla ayrılmıştı. Bilir güzellik merkezlerini kendisinin kurduğunu iddia edince işler iyice kızıştı. Ben açtım hepsinin bütün her şey A'dan Z'ye tavellasından masasına kadar bana ait Ece Hanım'ın üstünü açmış. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Mehmet Bilir'e ait Pendik'teki iki güzellik merkezi yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Benim mafyalarla işim var. Bugün dükkanı taranmış ve bunu da benim yaptırdığımı iddia ediyor. Ayrıca bu saldırının ardından Ece Ronay'ın hedef gösterdiği otomobil galerisi de kurşunların hedefi oldu. İki tane arabası şu an Gebze'de bir yerde sergileniyor. Abime selam olsun. Kılıcın teşkil olsun abi. Harekete geçen ekipler saldırganları tespit etti. İki saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Ece Ronay ve 5 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ece Ronay ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabancalar, 58 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Nasıl ama beyniniz plastik? Gözaltındaki Ece Ronay'ın suç dosyası da kabarık çıktı. 18 yaşındayken 3 kez evden kaçan Ronay'a dolandırıcılık, kasten yaralama, devletin kurumlarını aşağılamaktan işlem yapılmış, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve darp suçlamalarıyla da mahkemelik olmuştu. Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasında "Ben asla kaybetmem" notuyla fotoğraf paylaşan avukat Buket Nurşah Tekışık bu kez lüks araçlarıyla gündemde efendim. Bakanlık olaya el koydu, savcının görev yeri değiştirilirken avukat hakkında da aynı zamanda soruşturma başlatıldı. Gitte college zaruri jana gitte college zaruri jana khade se aane raat sind khade se aane raat sind nahoş görüntülere fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Savcının odasında çektirdiği fotoğraflarla gündeme damga vuran avukat Tekışık bu kez lüks hayatıyla gündemde. İstanbul Barosu avukatı Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde terör suçları savcısının odasında çektiği fotoğraflarla meydan okumuş. "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" paylaşımı yapmıştı. Paylaşıma tepki yağınca avukat Tekışık çareyi hesabını kapatmakta buldu. Fotoğrafların ardından Adalet Bakanlığı devreye girdi. Savcının görev yeri değiştirildi. Avukat Tekışık hakkındaki soruşturma ise sürüyor. Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulundu. Avukat Tekışık savcının odasındaki fotoğrafı kendisini döven eski erkek arkadaşının gözünü korkutmak için paylaştığını öne sürdü. Paylaşımlarıyla lüks hayatını gözler önüne seren Tekışık bu kez lüks otomobil ...birleriyle gündemde. Açıklama yapan Tekışık sadece bir aracın kendisine ait olduğunu, diğerlerinin arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Onlar arkadaşlarımın aracı. BKT plakalı araç sadece benim. Onun da hepsi faturalı. Hangi galeriden aldığım bile belli. Diğer araçların plakaları da açık plaka. Sorgulamalarını da yapabilirsiniz. Bana ait değil. Tekışık'ın paylaştığı fotoğraflar bu açıklamayı çürüten yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Tekışık'ın iddiasına göre sadece BKT plakalı araç kendisine ait. Ancak paylaştığı fotoğraflar da aynı plakada birden fazla araç olması dikkatlerden kaçmadı. Ankara'da bir işletmeci 2024'ü atladı, direkt 2025 için hazırlıklara başladı efendim. Camına yazdığı "Hoş geldin 2025" yazısı kafaları da allak bullak etti bir yandan. Şimdi yazıyı görenler içinde bulunduğumuz yılı bile unuttu diyebiliriz. Hangi yıldaydık biz diye sorusunu sormaya başladılar. İşletme sahibi sosyal medyayı da sallayan bu yıl konusundaki aceleciliğini bakın nasıl açıkladı. Sana ne, ben önce girmek istiyorum, belki de karışıyorsun. 2024'ü atladınız. Evet. Garip, ilginç. Hiç böyle dikkat çekmemişti.
Bakın şu cama. Onlar kafayı yemiş ya, yani ne demek istiyorlar anlamadım. Takvimi bir yıl ileriden yaşayan esnaf Ankaralıların zaman kavramını yok etti. 2024'ü es geçti. 2025'e merhaba dedi, gören şaştı kaldı. Biz de bir sorguladık geçerken neden 2025 diye. Efendim 2024 yılını artık karşılamaya sayılı günler kaldı ama Ankara'da bazıları 2024'ü atlamış, direkt 2025 yılını karşılamaya başlamış. Çok ilgimizi çekti. Normalde 2024'de giriyoruz ama bu işletme bir yıl öncesinden bir yıl geri önceden gidiyor. Kafaları yakıyor değil mi? Evet. Bir yıl ileriden giden işletme sahibi bu aceleciliğini Adanalı oluşuna bağladı. Biz Adanalı olarak her sene bir sene önden gidiyoruz. Arkamdaki işletme niye 2025'e giriyor? Bir sene önden gidiyorlar demek ki. Bu bir Adana usulü yılbaşıdır. Adana usulü yılbaşı Ankaralıların kafalarını allak bullak etti. 2024. 2024'e mi gireceğiz? Evet, 2023'teyiz. Emin misiniz? Evet. Bence bir daha düşünün. 2025, evet. Takvime de baktınız. Evet. Bir de şuraya bakın. 2025 yazıyor. 5'e gireceğiz. Evet. Evet mi? Evet. Hayır, 24, orası 2025. Hangi yıldayız şu an? 2023. Anlamadım ama 15 Aralık 2023. 15 gün sonra gireceğiz işte 2024. 2024'e mi gireceğiz? Vallahi evet. Efendim işletme sahibi biz Adana takvimine göre yaşıyoruz, bir sene önden gidiyoruz diyor. Bu yazıyı da o yüzden yazdığını söylüyor. Aslında o kadar çok dikkat çekti ki hem sosyal medyada hem de bu kaldırımı kullanan insanlar üzerinde büyük bir kafa karışıklığına neden oldu. İnsanlar bu yazıyı görünce neredeyse içinde bulunduğumuz yılı unuttu. Hangi yıla gireceğiz? 2024. Çok emin konuşuyorsunuz ama belki de yanılıyorsunuz. 2024. Cama bakın. Ne yazıyor? Onlar dalga geçmişler, şaka yapmışlar. Sanırım bir sene önceden yaşıyor kendisi. Bir insanın 2024 ile ne alıp veremediği olabilir? Atlamış demek ki. 2025. Hoş geldin. Milletin dikkatini çekmek için yapmışlar. Bir arkanızdaki yazıyı okuyun. Evet, burada 2025'e giriyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Adanalılar galiba. Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına adını altın harflerle yazdıran Rabia Birsen Göğerci'ni hatırlayacaksınız efendim. Hayat hikayesiyle tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu açıkçası. Ödül parasıyla yaptırmak istediği protez kolu da iş insanı Mustafa Düer üstlendi. Haftalar süren çalışmalardan sonra Rabia artık yeni protez kolunu ilk kez kullandı. İnşallah bu başarıyı elde edersen ne yapacaksın? Bir el yaptıracağım. İstedik el. Bu biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Yarışmadan kazandığı parayla protez kol yaptıracaktı Rabia. Kırşehirli iş insanının kendisine hediye ettiği deneme kol proteziyle tanıştı. Çok hafif bir el. Diğer biyonik kol gibi bir ağırlığı yok. Güdük ucuma bir baskısı yok. Hissiyatı çok güzel. Rabia Birsen Göğercin, Kim Milyoner Olmak ister koltuğuna oturdu. Yarışma boyunca acılarla dolu hayat hikayesi seyircileri çok etkiledi. Herkesin kalbine dokunmuştu. Ciyi elimde değil de babamda gördüm. Nasıl? Babamın üzüntüsünde. Ve her şeye alışabiliriz. Her şeyi atlatabiliriz. En nihayetinde yaşıyoruz, şükretmeliyiz, nefes alabiliyoruz. Evet. Göğercin Kurban Bayramı'nda kasaplık yapan babasına yardım ederken elini kıyma makinesine kaptırdı ama yaşadıklarına inat hayata sıkı sıkıya bağlandı. Yarışmada olağanüstü bir performans gösterip 1 milyonluk soruyu da bildi. Kazandığı parayla da estetik protez el yaptırmak istiyordu. İnşallah bu başarıyı elde edersen ne yapacaksın? Bir el yaptıracağım. İstedik el. Bu biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Protez üretimi yapan Kırşehirli iş insanı Mustafa Düer, Rabia'ya ulaşıp protez el masrafını üstleneceğini söyledi. Ölçüleri alındıktan sonra çalışmalar başladı. Haftalar sonra ortaya çıkan yeni protez koluyla ilk kez tanıştı Rabia. Kalıcı proteze geçene kadar deneme elleri yaparak en iyi pozisyona sahip olacak eli ortaya koymamız lazım. Rabia bu eliyle tanıştı. Rabia Birsen Döğerci'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Elimi takayım, hislerimi yeni elimle ileteyim. Deneme eli olmasa rağmen beklentimi karşıladı. Çünkü ölçüler uyumlu. Birkaç değişiklik yapılacak, renk değişimi olacak. Şimdi yine herkesi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. 2 yıldır sürekli yükselen konut fiyatları ve kiralar artık düşüşe geçti neyse ki. İhtiyaç sahipleri için yeni bir ev sahibi olmak hala çok uzak bir hayal ama kiracıların nihayet yüzü gülmeye başladı diyebiliriz. Efendim satılamayan konutlar artık kiralanmaya başlandı. Bu da kiraların
düşmesine neden olduğu haliyle. Arasında da sıkıntılarda düştü. Buna rağmen tarif yok. Bir arkadaş ev arkadaşı bulmadan çok zor yani. Hem sahibi hem kiracı mağdurdur tabii. Hep kiralık mı vardı? Daha önce az vardı da son zamanlarda bayağı çoğaldı kira. Önceden 5 yaşta kimse yer bulamıyordu. Onlar da satılmıyor. Onlar da niye satılmıyor bilmiyorum. Hem ev sahibi hem kiracı mağdurdur tabii. Son zamanlarda düşmeye başladı diyorlar. Satamadıkça kiraları düşürmeye mi başladılar? Artan fiyatlar, yükselen kredi faizleri yüzünden ev satışları durma noktasına geldi. Evini satamayanlar da kiraya vermeye başlayınca kiralar aşağı çekildi. Fiyatlar çok düştü. %25-30 gibi kiralarda, %40-50 arasında da satılıklarda düştü. Buna rağmen talep yok. Yüksek kredi faizleri, satılık fahiş ev fiyatları. İşte bu durum bir hayli tüketiciyi son zamanlarda zora sokuyor. Neredeyse ev almak da, kiralamak da bir hayli imkansız hale geliyor. 3 milyonluk eve 145 bin lira bankalar faiz veriyor. Ev fiyatları almış başını uçmuş. Şimdi bu dairemiz 7 milyondu fiyatı. Şu anda 5 milyon 500'e düştü. Hatta 5 milyona kadar da düşeceğiz bu fiyatı. Hiçbir tane kiralık dairem yoktu 3-4 ay önceye kadar. Şu anda çok dairem var. Durum böyle olunca ev sahipleri evini satmaktan, ev almak isteyenlerse ev almaktan vazgeçti. Bu durumda ne oldu? Ev sahipleri evlerini satamadı ve fikirlerini değiştirip o evlerini kiraya vermeye çalışıyorlar. Kiracılar diyecek ki %25 çok, %10 yapın diyecekler. Kiracı bulabilecek mi? Hele yükselttim fiyatını. Nerede? Zor. Hele Beşiktaş yerde. 3 kişi tutsa evi yok, veremez. Kendi maddi durumumla da şu an aldım. Yine çıkamam. Çok zor oluyor. Yani yanına birini bulmadan, bir arkadaş ev arkadaşı bulmadan çok zor yani. Satılık daireler kiralığa döndü ama yine arayan soran yok. Buna rağmen talep yok. Bu şekilde giderse biraz daha düşecek gibi gözüküyor. Şu an Beşiktaş çarşıdayız. Depremden sonra özellikle buralar hep satılık ev ilanlarıyla doluydu. Ancak şimdi bakın adım başı her yerde kiralık afişlerle doldu. Talep olmayınca kiraların düşmeye devam etmesi bekleniyor. Eski evlerde özellikle kimse durmak istemiyor. Yeni evlerde çok fiyatlı. Bilmiyorum ne olacak. Şimdi bir belediye meclisi düşünün. Üyeler tartışırken içeri giren başkan yardımcısı cebinden bir şeyler çıkarıp yere atmaya başlıyor. Ama o attıkları pimi çekilmiş el bombaları. Evet, yanlış duymadınız, ve bombalar peş peşe patlayınca çığlıklar birbirine karışıyor efendim. Salonda göz gözü artık görmez oluyor. Şimdi o dehşet anları gelecek ekranlarınıza. Belediye meclisinde tartışma çıktı. Cebinden çıkardığı el bombalarını diğer meclis üyelerinin üstüne atıp 6'sı ağır 26 kişiyi yaraladı. Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da yaşandı. Keretskovskay Belediye Meclisi'ndeki toplantıda anlaşamayan üyeler arasında tartışma çıktı. Öfkelenince toplantıyı terk eden başkan yardımcısı bir süre sonra geri döndü. Ama cepleri el bombalarıyla doluydu. Kapıda durup cebinden çıkardığı el bombalarının pimlerini çekip yere atmaya başladı. Diğer meclis üyeleri ise şaşkın bakışlarıyla onu izleyip ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. Bombalar peş peşe patlayınca çığlıklar birbirine karıştı. Salonda göz gözü görmez oldu. Toz bulutu daldığında salonda sağlam kalan meclis üyesi yok gibiydi. Bombaları atan dahil 26 meclis üyesi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu açıklandı. El bombalarının patladığı toplantının ne için yapıldığı ve neden gerilim yaşandıysa şu ana kadar açıklanmadı. Efendim şimdi biraz konuyu değiştirelim. Karadenizlileri kızdıracak bir haberle devam ediyoruz. Bir Karadenizli olarak aslında ben de buna tepki gösteriyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Neden? Çünkü geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas, Lezzet Atlası dünyanın en kötü lezzetlerini sıraladı efendim. Karadeniz'in vazgeçilmezi karalahana çorbası o listede dünyanın en kötü yemekleri arasında yer aldı. Erzurum'un cağ kebabı ise en lezzetliler arasına girdi. Peki bu sonuçlara kim ne tepki verdi merak ediyoruz. Gelin o tepkileri izleyelim. Ben
Karadenizli değilim ama Karadenizli gibi Karadeniz karalahana çorbasını seviyorum. Efendim, karalahana çorbası tüketiyor muyuz? Evet. Seviyor muyuz? Karadenizli olarak çok seviyoruz. Vitamin deposu. Yani o kadar şey olduktan sonra elbette ki vitamin deposu. Bir de yanında mısır ekmeğiyle beraber şöyle. Mısır ekmeğini de doğrayacaksın içerisine. Karalahana çorbası bir gastronomi sitesi tarafından dünyanın en kötü 10 yemeğinden biri seçildi. O sonuçsa Karadenizlileri kızdırdı. Esefle kınıyorum. Asla bu kadar olumsuzu hak etmiyor. İçinde yok yok dedik ama dünyanın en kötü lezzetlerinden birisi arasına girdi. Karalahana çorbasına yapılan bu haksızlık sadece Karadenizlileri değil, tüm lahana çorbası sevenlerini de kızdırdı. Kışın bir Rizeli olarak lahana çorbası kemik suyuyla, barbunyayla, mısır yarmasıyla, bir de dal lahanasıyla yapılır lahana çorbamız. Onun tadına doyum olmaz. Kabul etmiyorum. Kesinlikle değil. Kesinlikle kabul etmiyorum ve açıkçası çok üzüldüm. Efendim, ilk defa mı tadıyorum? İlk defa tadıyorum. Çok merak ediyorum. Hep duyuyordum. Lahana çorbası özellikle kilo vermek isteyen bayanların vazgeçilmez çorbası diye biliyorum. Harika. Karalahana çorbasının aksine Erzurum'un coğrafi işaretle tescillenen ca kebabı ise 2023 senesinin en iyi 20. lezzeti arasına girdi. Yani ilk 20 güzel bir ama aslında ilk 20 değil birinci sırada olması gerekir. Çünkü cağ kebabı kuzu etinin son hali. Hani et deyince aklına kuzu eti geliyor ve cağ kebabı geliyor.